yani işte konuştuğumuz gibi bir sürü çok farklı yerlerden çıkıp gelebiliyor falan ve popülizmin bir şaşmaz programı diye bir şeyden bahsetmek mümkün değil. Yani genel olarak popülizm öyle olduğu gibi işte bir spesifik popülizm, Peron popülizmi bilmem ne, bir kere kendi içinde şeyler barındırabiliyor. Farklı, farklıdan öte zıt bile diyebileceğimiz bir takım çizgileri, eğilimleri toparlayabiliyor. Hatta şunu söylemek mümkün belki, yani ne normaldir, ne anormaldir, şimdi bunlara karar vermek çok zor ama yani işte genel olarak bir kendi yolunda giden bir düzen dediğimizde, şimdi orada işte kendine göre bir sağ var, bir sol var, işte bir liberal bir çizgi var ya işte bir konservatif bir çizgi var falan filan. O normal düzen o şekilde devam ederken bunları bir araya getiremiyorsun. Bunlar hepsi kendi ayrı kulvarları, belirli toplumda kendi söylemleri bunlara göre oluşmuş. Ama bir popülist hareket çıktığında ortaya, işte o popülist lafının da ima ettiği gibi bu kapsayıcı, kucaklayıcı bir hareket. Orada büyük ölçüde lider karizması dediğimiz şeye bağlı olarak birdenbire hani liberal ve işte sol falan görünen bir takım şeyleri alıp bir araya getirip götürebiliyorsun. Şimdi öyle olunca yani zıt şeyleri bile bir popülist ideoloji barındırabildiğine göre yani işte Kasım ayında söylediğini Haziran ayında tersinde söyleyebilir yani. Evet. Konjonktüre bağlı. Tutarlı olma kaygısı yok. Ha, yok yani ben Kasım'da böyle dememiştim filan diye düşünmesi için bir gerek yok. Düşünmesi gereken tek şey bir lider kitle ilişkisi var. Yani bunların belirli bir mesafeden daha fazla aralarındaki mesafeyi açmamaları gerek. Dolayısıyla yani Haziran ayında mesafeyi açmamak için ne söylemem gerekiyorsa ben onu söylüyorum. Kasım ayında ne söylediğim çok önemli değil.